Selamlar herkese, ben Erdi. Travel of Us kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Burçin'le birlikteyiz, Londra'dayız ve size bir Londra videosu çekmek istedik. Genellikle lokasyonlarla ilgili, daha doğrusu şehirlerle ilgili videolar çekildiği zaman hep güzel yanlarından bahsederiz. Ama her şehrin güzel yanları olduğu gibi zorlayıcı tarafları da var. O yüzden Londra hakkında hem sevdiğimiz hem de bizi zorlayan taraflardan bahsettiğimiz bir video yapmaya karar verdik. Umarım keyif alırsınız. We got time on our side. When I stayed home, I need you on my fire. I want you to know that every time you're away. Londra'nın en sevdiğim taraflarından bir tanesi toplu taşımayla her yere ulaşabiliyor olmamız. We got everything here, at least to stay alive. London Bridge için Central Line'e bineceğiz. Temassız kredi kartıyla ödeyebiliriz. Hem otobüsler hem de metro inanılmaz derecede gelişmiş. O yüzden birçok yere istediğiniz gibi toplu taşıma aracıyla ulaşabiliyorsunuz. London Bridge'den Tower of London'a yürüdük. Peki buraya nasıl geldik? CityMap uygulamasıyla geldik. Aslında bir sürü harita uygulaması var ve hepsi de aynı bilgileri veriyor ama ben CityMap uygulamasını daha pratik buluyorum. CityMap uygulamasıyla nereye gitmek istiyorsanız, kafe, restoran ya da görmek istediğiniz yerleri yazıyorsunuz. Daha sonra aradığınızda oraya nasıl ulaşabileceğinizi, hangi ulaşım aracıyla ulaşabileceğinizi seçip daha sonrasında istediğiniz gibi o yolu izleyebiliyorsunuz. O yüzden de Londra'da kaybolmak mümkün değil. Toplu taşımanın birkaç zorlayıcı yanı var. Bunlardan ilki özellikle rush hour dedikleri iş saatlerinde, iş çıkış ve gidiş saatlerinde inanılmaz kalabalık oluyor. O yüzden mümkünse o saatlerden uzak durmaya çalışın. Bir diğer konu da aslında gerçekten pahalı olması. Tabii burada birazcık da bizim döviz kurlarımızın oranlarının da etkisi var ama baktığınız zaman Londra pahalı bir şehir. O yüzden pahalı olmasının zorlayıcı bir taraf olduğunu söyleyebiliriz. Yani genelde gidilen turistik yerlerde bazı bölgeler ünlüdür. O ünlü yere gidersiniz, orada ünlü bir restoran vardır, bir pub vardır, bir kafe vardır. Ama Londra'da sevdiğimiz taraflardan bir tanesi de sadece belli bölgede değil, şehrin birçok bölgesinde farklı farklı, yine şehrin bütün temasını yansıtan publar, kafeler, restoranlar bulmak mümkün. Ve bunun için çok uzaklara gitmenizin gerekmemesi de çok güzel. Yani kendi mahallenizde hiç bir yere gitmeden de çok keyifli zaman geçirebiliyorsunuz. Burada da aslında zorlayıcı bir taraf var. Londra'da eğer akşam için bir restorana rezervasyon yapmazsanız ve güzel bir yerde yemek yemek istiyorsanız yer bulmak neredeyse imkansız. O yüzden bunun için farklı uygulamalar var. Open Table onlardan bir tanesi. Bu tarz uygulamalarla ve sitelerle aslında rezervasyonlarınızı sorunsuz şekilde yapabilirsiniz. Buna hazırlıklı olun. Rezervasyon yapmazsanız kapıda beklemek zorunda kalabilirsiniz. Sanki ben kötü polis gibi oldum. Hep kötü yanları ben söyledim. O yüzden Erciğim, o zaman senden de bir zorlayıcı yan alalım. Evet, bu yine aslında benim değil, senin daha büyük şikayetin olan evet. Hava durumu. Selam, Londra'dayız. Hava biraz kapalı. Kasım Aralık ayında hiç gelmemiştik, bu aralar biraz daha soğuk. Öyle çok yağmurlu değil ama böyle suratınıza tükürürmüş gibi bir yağmur var. O birazcık rahatsız ediyor. Yani yağmur surata tükürürcesine bir yağmur. Ya yağmur. Aynen. Ama yine de şehri keşfetmek için hiçbir zaman kötü değil. Ha, bir yandan onun artısı da güneş bulutların arkasından birazcık süzülerek geldiği için fotoğrafların renkleri vesaire çok daha iyi çıkabiliyor. Sonuna geldik. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşürüz.